Sor bakayım normal bir seçmene. Bunun farkında mı? Anayasa Mahkemesi'nin ne olduğunu bilmiyor adam ya. AYM, AYM deniyor. PDY, FETÖ gibi bir şey sanıyordur büyük ihtimalle. Bilmiyor ki adamın ne olduğunu. Şizofren vaka yani akit. Değil. Hiç şizofreniyle alakalı değil. Gayet bilinçli yaptıkları bir şey. Erlik sesin çok az geliyor. Erlik hoş geldin yedim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Herkes selamları yayınlar. Erlik seni dinliyoruz. Ses bize mi az geliyor? İzliyorum abi sizi. Sesin gelmiyor mu? Sesin geliyor. Tamam, bana iyi geliyor. Daha iyi. İyi mi geliyor kötü mü geliyor ona göre? İyi. Bana iyi geliyor. Evet. Bir Kemal Sunal gibi. Biraz da buradan bak bakayım lütfücüğüm falan. Evet. Yok, ne diyorsun bugünkü hal ve durum, Türkiye'nin bunu karşılamasını, basını, yayını, aydını, yazarı, çizerini nasıl karşıladın yani bu tepkileri? Abi şöyle bak, yapısalcı bir yoldan gidelim seninle. Ben bu sabahtan haberlere bakarken, işte işten gelirken, işe giderken öncelikle şeyi gördüm. Adana'da iki aşiret, iki aile kavga etmiş. Elif de şey memuriyete başlamış gibi biliyor musun? İşe giderken gelirken sabah 8 mesai. Evet. Ya mesai abi işte buna bakarken haber gördüm. Adana'da iki aşiret kavga ediyor. Bunun üzerine DEM Parti devreye giriyor ve iki aşireti barıştırıyor. Şimdi diyeceksin ki bunun bizim konumuzla ne alakası çok var? Önemli. Nereden alacak bunu yazıyor? Abi Türkiye'de bizim ele almamız gereken bazı kavramlar var. Türk milleti, cumhuriyet ve sosyolojik olarak da milletin durumunu tespit etmemiz gerekiyor. Türkiye'de çok ciddi bir postkolonyal ülke refleksi var abi. Yani Türkiye bir koloni ülkesi değil ama sömürge ülkesiymiş gibi bir refleks veriyor şu anda. Aidiyet duygusu, ulusal değerlerin önemsiz olduğu bir dönemdeyiz şu anda. Erdem abi demin bir şey yazdım çete yoruma. Sen de demiştin önemli bir şey diye bu yorum diye. Bütün terör örgütlerin, bütün illegal örgütlerin meşrulaştı veya temsil buldu gerek mecliste gerek dışarıda temsil bulduğu bir yerde aslında hani silaha veya saldırıya veya illegal faaliyetlere gerek kalmıyor artık. Çünkü zaten bu örgütlerin kurulum işi başta isteklerini gerek meclis yolunda gerek farklı yollarla veya silahla işte silahlı tırnak içerisinde silahlı mücadeleyle istedikleri hedefleri vardırmak. Şimdi adam bunu başarıyorsa eğer bu meclise sağlanıyorsa eğer, bu iktidar eliyle veya muhalefet eliyle sağlanıyorsa eğer, Türk milleti de buna tepki vermiyorsa eğer, artık illegal örgütlenmeye ihtiyaç gerek kalmıyor. Temsili oluşuyor. O yüzden ben bugün yazdığım tweette önemli olarak dedim ya, yani Fethullah Gülen'in beyin ölümü çoktan gerçekleşmiş bir kişinin ölmesinin bir önemi yok diye. Zaten üst aklı farklı bir yerde. Üst aklı Pentagon'da. Tweet çok sağlam. Çok iyi çözümleme tweet. Senin tweet. Şimdi bu üst akıl dediğimiz hani biraz klişe olmaya başladı ya şeylerden dolayı. Köşe yazarları sayesinde üst akıl falan dediğimiz zaman artık biraz paranoya muamelesi görüyoruz ya. Ama bak şu bir gerçek. Üst akıl dediğimiz hani Fethullah Gülen'i zamanında 99 yılında Pensilvanya'ya yerleştiren, örgütlenmesini sağlayan işte şu anda sizin İYİ Parti'den de çok taktığınız bir ismin akrabası içerideyken o şahıs üzerinden de Orta Asya'daki örgütlenmelerine pek önem veren bu üst akıl dediğimiz bu üst akıl şu anda Suriye'de bir PKK devleti kurmuyor mu? Şu anda Irak'ta bizimle çetin bir pazarlık halinde değil mi? Hatta eskiden kullanmış olduğu barzanileri bile satma yoluna gitmiyor mu yavaş yavaş? Bu iş akıl dediğimiz Yunanistan'ı silahlandırmıyor mu? Yetiştirdikleri siyasi parti genel başkanlığı yapmıyor mu? Ben de araya ucum geçiyorum. Kesin onu dedim değil mi? Evet. onu dedim değil mi zaten? Sen tamamlarsın diye de. Biraz şey düşmüş şu an performansı. Cin zehir. Evet. Sen seversin onu diye. Yani bu üst akılı biz idrak edemediğimiz sürece bu iş artık sembolizm olacak. Yani aslında bu iktidarın yapısına doğuyor. Ben Twitter'de de öyle yazmıştım. Yani iktidarın sembolik mücadelesine İşte 15 Temmuz'u sembolleştirelim ama neden oldu ve sonuçlarını bununla ilgilenmeyelim. Diyanet'in meşhur tarikat raporunda olduğu gibi kafa koparalım, bunları buradan çıkaralım eğer rapor yazıldığı zaman veya tespit edildiği zaman. Sembolleştirelim. O zaman da Gülen'in ölümü artık sembolik bir hal oluyor. Yani sanki biz başarmışız gibi tweetler atılıyor. Azrail bize mi çalışıyor? Ben bilmiyorum yani bize çalıştığını. Azrail sanki bize çalışmış da biz ölümüne sebep olmuşuz gibi. Hani bir de bunun üzerinden bir sevinme şeyi. Yani bizi sevindirmeye çalışıyorlar, mutlu etmeye çalışıyorlar. Sanki biz bir şeyi başarmışız gibi. Halbuki belki de son 20-30 yılın büyük bir utancı bu Türk milleti açısından. Çok iyi. Yaptıkların hesabını soramadığımız gibi uzakta her hafta videosunu atarak, örgütlenerek, geri toparlanmasını izleyerek, Amerika Birleşik Devletleri'nin elini tutarak bizi ecelle ölmesini izletti. Biz de buradan umuyoruz ki öbür tarafta işte ilahi adalet sağlanacak diye. Bu utançtır abi. Bunu bize böyle büyük bir başarı diye sunmaya çalışıyorlar sosyal medya özellikle ama ben burada sevinilecek, burada işte kutlanacak bir şey görmüyorum. Kaldı ki bu yapılanma, ben şey ortadan kesilmiş solucan örneği verdim. O yüzden Serkan abi okudu mu dedim Twitter'da. Evet. Ortadan kesilen solucanlar özerk olarak formuna devam ederler. Fethullahçı yapılanmada da şimdi benzerleri mevcut. Avrupa'daki, Asya'daki, Amerika'daki örgüt tekrar bir şekilde devam edecek. Ve üst akıllarında iştahını kabartıyor. Mesela bir Alman devletin iştahını kabartıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ne tamamen bağlı bir örgütlenme. Şimdi kendisi elinde de gerek orada işte mülteci olarak olanlardan tut da
gerekli kendi örgütlenmesini orada oluşturan, diasporadaki oluşturan yapılanmayı çok daha rahat kullanabilecektir. Yani bizim için tehlike geçmiş, bitmiş değil, tam tersine artmış, çeşitlenmiştir artık. Yani hangi açıdan bize şey gelecek, tehlike gelecek oradan, Fethullahçı yapılanma, Neofetö dediğimiz bu örgütlenme nasıl geri örgütlenecek, acaba onlar da meşrulaştırıp tekrardan dahil edilecek mi Türk toplumun içerisine diye düşünmek varken, şu an diyoruz ki öldü mü, dalgamızı geçelim, bunun için sevinelim mi? Burada tartışmamız gereken başka bir mevzu var. Fazla lafı uzattım, kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Çok iyi tespitler. Yani işte merkezi için, örgütten Adem'in merkeziyeti artık hani yaygın. Nerede? Nerede? Zaten yeni emperyalizmin sevdiği örgütlenme çeşidi budur. Yani yeni emperyalizmin sevdiği örgütlenme çeşidi budur. Şimdi bizim burada abi netleştirmemiz gereken bir şey var. Türk toplumunun sosyolojik yapısına bir bakmamız gerekiyor. Son dönemlerde özellikle. Ciddi bir öz nefret oluşmuş durumda. Ulusal bağlar kopmuş durumda. İnsanların gerek devlete gerek adaletine gördüğümüz, her gün gördüğümüz skandallardan ötürü bangır bangır bağırılıyor. Güveni kalmamıştır. Ne olacak bu noktadan sonra? Bir izolasyon, bir bireyselleşme başlayacaktır. Toplumdan bir yabancılaşma başlayacaktır. Yabancılaşacaktır yani. Bu yabancılaşan toplumlar için de en ideal baskın kültür, emperyalist devletin kültürüdür. Onun değerleridir. Değerlerini ihraç eder yani. Bize de ihraç edecekler. Bize de ihraç etmeye başladılar. Bizim aramızdaki gençlere baktığınız zaman nasıl bir Amerikan hayranlığı, evet, nasıl bir Batı hayranlığı olduğunu görüyor musunuz? Evet. Değer ihracıdır bu. İhraç ediliyor, onlar da alıyorlar. Çünkü kimlik yok, kimlik arayışı yok. Mandacı zihniyet diyoruz da, mandacı zihniyeti biraz açmamız gerekiyor. Biraz 80'lerde, 70'lerde kaldı o disko. Bir yenilememiz gerekiyor onu artık. Yani mandacı zihniyet bugün nedir gibisinden. Bunun ön hazırlığı yapılıyor. Ulusal kimlik bozulmuş durumda. Herkes bireyselleşiyor. Bunun bir sonraki adımı nedir? Fotoğrafına koysana. Evet. Bunun bir sonraki adımı nedir Serkan abi? Bunun bir sonraki adımı iç savaşa doğru gider. Yani sen devletli bir bağ görmüyorsun, ulusal olarak bir bağ görmüyorsun. Bu önce topluluk olarak başlar, millet burada olarak başlar. Burada iç savaşın cephelerini nerede görüyorsun pekerlik? İç savaşın cepheleri ya. İç savaşın cepheleri ne? Nerede abi bizim, görüyorsun? Sana çok acı bir şey söyleyeyim mi? Bizim hani biz kendimize ne diyoruz temelinde? Cumhuriyetçi Atatürkçü diyoruz değil mi? Hani geri kalanı, evet, sonradan eklenir. Herkesin daha öne koyduğu bazı planlar var. Kimisi layıklığı daha önce. Çatımız o. Fark etmez. Bizim ama Cumhuriyet, Adalet, Atatürkçülük öne koymuş olduğu bu ilkeler doğrultusunda. Ama revize ederek, modernleştirerek, yani biz tek bize bir şey deniyor ya, dinozorlaşmış geride kalmış fikirler değil halbuki yani. Tamamen çağa ayak uydurmuş. Kemalizm zaten günün sonunda pragmatizmdir. Yani bunu da ele almak gerekiyor. Pragmatist olmak gerekiyor diye. Bizim bir cephemiz yok abi Serkan abi, ben sana onu söyleyeyim mi? Bizim bir cephemiz yok. Çünkü biz daha şunu tahlil edememişiz. Ortada bir Türk milleti diyebileceğimiz bir yapı neredeyse kalmamış durumda. Bak çok çeşit doneler var bununla alakalı. Herkes kendine sadece farklı bir aidiyet duygusu, bir imge yaratıyor. Mesela gençlerde ben şeyi görüyorum. Gençler dedim de hani 20-30 yaş arası artık yani yetişkin olmuş insanlar. İşte benim dedem zamanında Balkanlardan göçtü. Türk aslında da Balkanlardan göçtü. Biz aslında Hırvatız. Biz aslında Arnavutuz. Biz aslında Bulgarız. Bak ciddi ciddi bunlar denmeye başladı. Bunların bayrakları paylaşılıyor. Şimdi adam kendine bir kültürel bağ görmüyor. Milletten görmüyor kendini. Yani bu bir dinamitlemedir. Bu süreç bir dinamitlemedir. Şimdi bunlar yapılırken diğer yandan da bizim şikayetçi olduğumuz terör örgütlerinden bahsediyoruz. Yani silahlı mücadele tırnak içerisinde en üst seviyede olan terör örgütlerinden bahsediyoruz. Bunlar bile meşrulaştırılırken sadece çok basit, çok basit adalet, demokrasi, cumhuriyetçilik, Atatürk diyen normal insanlar, bir avuç normal insanlar marjinalleştiriliyor, suçlu gibi gösteriliyor, dışlanıyor. Şimdi şunu sormak gerekiyor. Devlet kimin devleti? Ortada bir devlet var mı? Sen sordun ya, nerede bu devlet, ne yapıyor falan diye klasik Serkan Üst şeylerin iddialarıyla. Evet. Biz bunu sormamız gerekiyor. Sahiplenecek bir toplum var mı? Eğer bu toplum bozulmuşsa, biz bunu tekrardan diriltmek için, tekrardan yakmak için tıpkı Cumhuriyet döneminde olduğu gibi ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir faaliyete geçmemiz gerekiyor? Toplumun dinamikleri şu anda nedir? Yani biz sadece üst yönetimden bahsediyoruz ama. İstiyor musun Erlik? Yani buradan çıkış mesela hani siyasal bir iktidar ya da siyasal bir doktrin çalışmasıyla mı olabilir? Yoksa hakikaten abi, dibe vuruş. Kitleselleşme doktrini doğurur. Kendi aydınlarını yaratır. Durumla alakalı, statüko ile alakalıdır. Statüko ne kadar iyi giderse gitsin yeni emperyalizm için asla kalıcı bir şekilde var olamaz. Kendi karşılığını yaratır ister istemez. Bu milli bilinç yaratacaktır. Bir avuç insan olsa bile yeterli. Yani bundan bir kaçarı yoktur. Bu tüm dünyada benzer bir faaliyet ama bizde çok daha radikal. Sebebini bilmiyorum. Sebebi üzerine hakikaten çok düşünüyorum. Biz niçin? Şeyi de okuyorum. İşte bu Hindistan'daki özellikle sosyolojiyi çok okuyorum. Postkolonyal çalışmaları falan çok okuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki yani bu saçmalık değil mi? Biz koloni ülkesi miyiz? Tabii ki de böyle bir hakaret etmeyeceğim Cumhuriyet'e ama sosyolojik reflekslere baktığım zaman benzer refleksler görüyorum. Bu ara sınıf dedikleri bir sınıf vardır Hindistan'da. İngilizlerin 1900'lü yıllarda yaratmaya çalıştıkları. Çalışarak üzerine. İşte bize benzeyecek, mandacı zihniyet dediğimiz aslında, bize benzeyecek bir şekilde ama biz Hindistan'ı yöneteceğimize, çünkü sömürgecilik tartışılıyor dönemlerde, biz Hindistan'ı yöneteceğimize, bize benzeyen, aslında biz olan, hatta tanımını söyleyeyim sana, kanı ve rengi Hint olan ama zevk, ideoloji, işte kişisel fikir, kişilik, her konuda İngiliz olan bir
sınıf yaratmak bizim amacımız diyor oradaki sömürge valisi. Bunu da başarıyor. Yani Hindistan'ı yönetecek yeni sınıf Batı aşığı, mandacı bir zihniyet olsun diye. Şimdi nereye varmak istediğimi anlayabiliyor musun yavaş yavaş? Bizde de bu İslami burjuvazime, bu yeni İslami burjuvazimize, bu yeşil sermaye falan baktığın zaman ki bizim bizi yeni yöneten sınıf budur yani. Beyaz Türk diye bir kavram kalmadı. Bakma yani her konuda tekrardan ortaya çıkarılıyor ama siz çok iyi biliyorsunuz. Siyaseten aktifsiniz. Varlık da hakikaten sermayeli, parası olan kaç tane bizim ideolojimizde insan var? Bakın şeyden bahsetmiyorum. Çok zenginden bahsetmiyorum ha. İyi bir yaşam sürebilen, kaliteli bir eğitim alabilen kaç insan kaldı? Türk toplumu fakirleştirdi falan diyoruz ya. Burada bir sermaye transferi gerçekleştirildi. Şimdi yeni sermaye sahiplerine bakıyorsun. Yine anayasaya falan geldiğimiz zaman işte bunun için yapıldı Erdem abi, bunun için. Buraya geldiğimiz zaman hurra diye atlayan yeni sermaye sınıf sahiplerimiz var. Yeni zenginlerimiz var. Yeni burjuvazi var. Ama bunların bir ideolojisi, bir omurgası yok. Yani kuramadılar. Siyasal İslam'ı zaten yoktur ki. Siyasal İslam'ın aidiyet duygusu yoktur ki. Ulus kimliği tanımı yoktur ki. Devlet bağlantısı yoktur ki. Devleti fethedilecek, devrimle ele geçirilecek bir şey olarak görürler. Hani Selefiler tavut falan der. Siyasal İslamcılar daha, madem bıyıklar daha moderattır o konuda. Daha ılımlıdır. Ama günün sonunda mesela şuradan bugün şeyden bahsediyoruz ya. Komünizmle mücadele falan filan bilmem ne. Bunu iktidar söyler zaten. TRT de söyler bunu. Zaten tanımıyorlar ki o dönemi. Yani 2002'den sonra özellikle 2016'dan sonra Mehmet Uçum'un çok önemli bir sözü var. Erdem abi fazla uzatmayacağım. Sen hatırlarsın. Mehmet Uçum'un çok çok önemli bir sözü var. Bana göre Mehmet Uçum bu yeni son 10 yıldaki yeni inşa edilen rejimdeki en önemli figür zaten. Mehmet Uçum'un çok önemli bir sözü var. Mehmet Uçum diyor ki biz diyor yeni bir devlet inşa ediyoruz. Milletimizle birlikte. Şimdi bu sosyolojik tespitleri, bu söylemleri aldığı zaman nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Şimdi ben kalkıp Fethullah Gülen'in öldüğüne mi sevineyim? Nesine sevineyim yani? Sevinecek ne var burada? Aynı duyguları hissettim bugün Fethullah Gülen'in ölümünü duyduğum anda. İnanılmaz bir hırs. Ben çok bekledim Serkan abi, lafını bölüyorum. Şey. Çok bekledim. Bir, daha agresif olduğum dönemler, daha genç olduğumuz dönemler falan vardı. Tabii haksızlığa uğruyoruz sonuçta. Yani biz o kadar çalışıyoruz, ediyoruz bilmem ne. Herifler anasını satayım. Maddi durumları kolay. Sürekli kullanıyorlar. Bir şekilde bir yere var. İnsanın zoruna gidiyor bu noktada. İşin bir de ideolojik kısmı var tabii. Orada zaten tam tersin. Senin savunduğun değerlerle. Bir de çok yani affedersin de. Yani küfür etmek istemiyorum sizin yayınınızda. Küfür etmiyorsunuz siz çünkü. Edebilirsin. Bu havada çok hani bu gençler falan bunları tabii dışarıda bilmiyorlar. Hani çünkü onların döneminde artık açık açık fetullahçılık yapan bir örgütlenme falan yok. Bu kadar burnu havada, bu kadar kendini bir halt sanan, başka bir gruplaşma siyasal İslamcıların içerisinde de var mıydı ben bilmiyorum. Bu kadar lükse düşkün, bu kadar insanları aşağılayan, bu kadar kendini yüksekten gören, bu kadar kibirli ama bu kadar da beyinsiz, bu kadar da ahmak başka bir grup var mıydı bilmiyorum ben. Yani çok sinirini bozuyorlardı insanları. Fethullahçılardan lükse düşkün bence bir tek AKP'liler var. İstakoz yiyip Rolex takıyorlar. Onlar yarışabilir bence. İstakoz yani, yiyenler Fethullah'ın yanından çıkmayanlar abi. Erlik peki Rolex'ler yeni böyle. Bu gençte İç falan küme ya, küme olduğu için ben pek ayrım yapmıyorum yani. Ya? Yani bu FETÖ neydi, kimdi, nasıl anlatılacak, ne olacak yani? 3 gün sonra mağdur edebiyatı üzerinden ben bakıyorum artık sosyal medyadaki bütün algı bunların eline geçmiş abi. Abi sen bugün Şeyh Said'e bir şey söyle, dava ediliyorsun ya. Yargılanıyorsun bu ülkede bugün. Şeyh Said'e bir şey dediğin zaman vatan haini dediğin zaman mesela vatan hainidir. Adam yani resmi olarak vatan haini, bu hakaret değil, hakaret olarak söylemiyorum. Resmi olarak adam vatan hainidir. Yani bunun bedeli budur. Bak ha, bu da çok güzel bir şey bir nokta. Bunun bedeli budur diyoruz ya, vatan haini bedeli budur. Vatan ne ki, hainliği ne olsun hani. Yaptığı şey vatan haini değil diyeyim. Tanım değişiyor artık. Şeyde AKP'nin kayyum Diyarbakır valisi Diyarbakır'da bir caddeye Şeyh Said ismini verdi. Biz evet. Bunu İçişleri Bakanlığı'na şikayet ettik. Herhangi bir cevap gelmedi ama görevden alındı bildiğim kadarıyla Diyarbakır valisi. Gelecekte peşine düşeceğiz mesela o Diyarbakır valisinin. AKP iktidardan düşsün. Kayıt altına alıyoruz bunları. Ben emir kuluyum abi. Bana denileni yaptım. Ben de sevmem. Yapmasaydın kardeşim diyeceğiz. Benim büyük dedem Şeyh Said'e tekme atmış şey yaparken aslında. Tabureyi tekmeye vuran oymuş. Anayasal hüküm var. Kanunsuz emre riayet suçtur. Yani bu açık. Yani kanunsuz emre riayet eden hiçbir şekilde yasal sorumluluktan kurtulamaz. Peki bu açtı. Abi şu var abi, bak daha önemli bir nokta var. Bak kızıyoruz ya. Yani Serkan abi şimdi soruya geleceğim senin. Bak kızıyoruz ediyoruz ya, bak bence çok kaçırdığımız bir önemli bir faktör var. Türk milletinin buna tepkisi nedir? Hepimizin içerisinde bir kırgınlık, belki de bir öfke var. Ama hiçbiriniz bunu dile getirmiyorsunuz. Belki de kalbinizden, dilinizden çıksın istemiyorsunuz. Yani kelimeleri dökmek istemiyorsunuz. Belki ziyar oluyor bilmiyorum ama. Türk milletinde de burada oturup bir öz eleştiri yapmamız lazım. Türk milleti millet tanımını nasıl kaybetti? Bu sosyolojik çarpıklaşma nasıl yaşandı? Bunlara müsaade eder hale, hatta bunları destekler hale nasıl geldi? Yarın öbür gün kavramı ortaklaştırmak açısından şöyle yapabiliriz. Türk milleti dediğimizde ne anlıyoruz? Buradan baktığımızda, güzel. Evet.
Şimdi millet tanımına falan şey girmeyeceğim. Bu 66. madde tartışmaları falan girmiyor. O başka bir tartışma da. Hani benim için millet şey bellidir. Hani Cumhuriyet ideallerini paylaşması gereken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak benim için sadece yetmiyor. Hani bu ülkenin bir vatandaşıysan o idealleri de paylaşman gerekiyor. Cumhuriyet ideallerini paylaşman gerekiyor. Bak, tabii onun için herkese millet demeyeceğiz. Sürüleşmiş kadrolara millet demeyeyim, dememeliyiz. Sürüleşme, hindifikasyon. Türkiye'de ciddi bir hindifikasyon var. Bir kabileleşme, bir çeteleşme var. Ben o yüzden Adana örneğini verdim ya. Bak Adana'da, ya bir düşünebiliyor musunuz ya? Adana'da, bak bu bahsettiğim örnek abi bizim bütün 50 yıldır yaptığımız bütün eleştirilerin vücut bulmuş, sembolik hale gelmiş durumu bu haber. Adana göç alıyor. Yıllar içerisinde Adana'nın ne hale geldiğini biliyorsunuz. Getolaşma yaşanıyor. Oradaki Cumhuriyet vatandaşı olması gereken insanlar Adana'nın ortasında, Adana'da. Adana'da aşiretleşiyor, kavga ediyor. Otoriteyi sağlayan devlet değil, HDP, DEM Parti. DEM Parti'nin Adana'da ne işi var demeyeceğiz zaten. Artık tamam. Her yerde, Mersin'de de vesaire biliyorsun her yerde. Esenyurt'un merkezinde de onlar var. Başkanımız güya CHP'li ama şeyi görüyorsun, faaliyetlerini görüyorsun. Ve DEM Parti burada. Eğerlik orada bir şey söyleyeyim. Yani ben Adanalıyım. Adana'da 15-20 sene önce de aynı mevzular aynı şekilde işliyordu. Yani yeni bir şeydi ki kastettim. Aynı dinamikler. O zaman işte HDP DEM değil de adı HADEP'ti, DEHAP'tı vesaire. Yine o partiler giriyordu devreye. Yani Türk milletinin Kürt kökenli yurttaşları arasındaki anlaşmazlıklara DEM'in önceli olan siyasi partiler müdahil olup onlar bir otorite olarak çözümlüyor. Erlik de süreç açısından soruyor zaten abi. Evet, yani. Abi şey bak şu çok doğru söylediği nokta çok doğru ama bakın ben bu Cizre Nevruz'unu falan incelediğimde özellikle işte Cizre, Diyarbakır'ın çevrelerine falan baktığımızda PKK'nın yapılanma süreci içerisinde yavaş yavaş bir komünleşme oluşuyor. Mesela Cizre için en önemli faktörlerden biri o dönem SHP'de örgütleniyor. Sonradan tabii işte demin öncülerine giden siyasi yurttaşı. Sonra da PKK'dan hüküm giyip yurt dışına kaçan kaçaklar anlatıyor bunları. Ya biz eskiden Bırak Nevruz'u kutlamayı orada herhangi bir faaliyet gösteremezdik. Köylerden kentlere göçten sonra nüfus göstermeye başladık. Öyle bir seviye vardı ki bu artık bir kavga yaşandığında, mahkemelik bir durum olduğunda Türk Devleti'nin mahkemelerine gidilmiyordu. Biz burada PKK'nın kurmuş olduğu halk komünlerinde bir şey kuruyorduk. Yargılama kuruyorduk, cezaları keziyorduk, barıştırıyorduk, bilmem ne yapıyorduk. Ne demek istediğimi anlıyor musun abi? Bugün bu haberin aynısını biz DEM'den değil de kalkıp İsmail Ağa'dan falan görseydik. Ne tepki verirdik abi? İki tane kavgalı aile İsmail Ağa barıştırdı diye. Ne tepki verirdik burada? Ki o da var. O da var. Tarikat da aynısını yapıyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Sürekli Cumhuriyet'in kurumların altı dinamikliği diyoruz ya. Faal olmamasını gerektirecek bir hale geliyoruz zaten. Herkes kendi yasasını kendisi gördükten sonra bir de güzel bir özerk yönetim anlayışı gelirse eğer. Devlet tekeli darmadağın edilmiştir yani özelleştirilmiştir. Evet artık, herkes özerk şekilde kendi işini görecek şekilde toplum buna hazırlandı. Toplum buna hazır. Bir öz nefret var zaten. Kimlik krizi var ortada. Bir öz nefret var ortada. Yönetim de buna hazırlandı. Yönetim de sonra etkileşim olarak tekrardan toplumu hazırlamaya devam etti buna. Şimdi biz neyi bekliyoruz? Bütün bunlar nereye getiriyor bizi? Anayasa tartışması diyorsunuz. Şimdi biz bunu bak, dinamini analiz ettiğimiz zaman, toplumu analiz ettiğimiz zaman, yapıları analiz ettiğimiz zaman adamların anayasa istemesi kadar doğal bir şey yok ki zaten. Ya bütün bu süreç buraya doğru gidiyor. Bundan daha doğal bir şey yok ki. Bir tek biz garibanlar şey diyoruz, ne alaka, ne anayasası, ne ihtiyaç var diye. Var tabii, bal gibi ihtiyaçları var adamların. Bu kadar çalışma yapmışlar. Böyle bir erozyon var ortada. Anayasa ihtiyaç tabii ki de. Herkes yeşil ışık yazıyor. Şu anda pazarlık yapılıyor. Biz de sanıyoruz ki bizim değerlerimiz falan çok önemli. İşte tepki veriyoruz bilmem ne. Yahu ben sana bir şey söyleyeyim mi? Siyaseten tepki veren bu siyasal İslamcılar dahil. Tepki verenler var ya ilk dört maddeye dokunulmaz bilmem ne. Onlar bile pazarlık aracı olarak yapıyorlar bunu. Pazarlık aracı olarak yapıyorlar karşı tarafla. Anlaşmak için şu anda bizim üzerimizden, bizim kafalarımızın üstünde bir pazarlık dönüyor. Sebebi de demin bahsettiğimiz gibi. Türk toplumuyla alakalı. Toplum bu hale getirildi. İki soru soruyorum. Bir, Akit'in yapmış olduğu işler güçlerde her işi gücü mesela bir tecavüzcü yakalanıyor diyelim ya da bir uyuşturucudan bir çete yakalıyor. Kemalist rejimin işte yaratmış olduğu uyuşturucu bilmem ne. Bugün Fethullah Gülen ölümünü bile Kemalizm üzerinden açıkladı etti. Bunlar ne yapıyor? Hakikaten bu kendi tabanı bu işe inanıyor mu sence ya? Yani bunu ben yemem, öbürü yemez. Akitçilerin dışındaki kimse doğru düzgün yemez. Yani abi 15 Temmuz'dan sonra başladı o. Şimdi AKP'nin önünde iki seçenek vardı. Biz bu halt ettik. Bunun bir öz eleştirisini verelim. Devlet de buna göre evet kanayacağız, evet zararı olacak belki. Ben Twitter'da da o yüzden şey yazdım ya. Kendi sosyolojik yapısına da dokunacak şekilde o Diyanet raporunda olduğu gibi. Ya da alternatif, bunun alternatifi mucidi de bu arada Hilal Kaplan, Fatih Tezcan'dır. Yani iki manyak bu işin mucididir. Mucid de şu, aslında
bizim diskuru değiştirmemize gerek yok. Hani meşhur bir şey diskuru vardır ya siyasal İslamcılarda. İşte iddiaçılardan beri gizli Yahudiler, Sabetaylar bilmem neler işte darbeler yaparlar. İşte Anadolu evlatlarını Selanik'ten gelir indirirler bilmem ne yaparlar. Şimdi gördük. Yani sen darbeci, darbe olacak diye insanları içeri tıkarken, bahsettiğim bu insanları içeri tıkarken birlikte çalışsın insanlar. Anlı secde ediyor dediğin insanlar yaptı darbeyi. Bu çok büyük bir travma. Bunun üzerine nasıl yenildi? Aslında değişen bir şey yok. Yine Kemalist yapı, yine Sabetaylar, yine bilmem neler derin devlet şu bu. Birlikte hareket ettiler. FETÖ de bunların parçası. Böyle bir söylem belirlemeye başladılar. Ya kendisi de biliyor onu söylerken. Bunun nasıl bir saçmalık olduğunu, bunun nasıl bir yalan olduğunu, bunun nasıl bir ahlaksızlık olduğunu kendisi biliyor ama seçeneği kalmadı, çaresi kalmadı. Eğer tam tersini yapar ise, eğer bu eleştiri yapar ise kendisini sıkmaya başlayacak, kendisini kesmeye başlayacak, kendi bindiği dalı kesmeye başlayacak. Anlıyor musun? Başka bir seçeneği yok zaten. Mecburen bu yalanı devam söylemek durumunda. Hatta ve hatta o kadar ileri gidiyor ki aslında bütün niyet baştan beri FETÖ'yü bitirmekmiş. Hepsi büyük bir oyunmuş. Zaten yanına gittiğinde Tayyip Erdoğan demiş evvela bunu bitirmek gerekiyor falan gibisinden. Anlıyor musun nereye gittiğini mevzunu? Ben bunlardan bir şey beklemiyorum bu noktada. Peki bunu ikinci diyecek, soru. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın duygu ve düşünceleri nasıldır yani? Recep Tayyip Erdoğan bugün ne düşünüyordur sence? Akşam yemeğinde ne konuşmuştur? Ailesiyle, çevresiyle nasıl bir yüzü, nasıl bir ifadesi vardır sence? Vallahi abi yani şöyle Tayyip Erdoğan psikolojisini merak ediyorum gerçekten. Birçok tarihi şahsiyetleri siyasi olduğu yemin ediyorum gibi. Yani ne düşünüyordur yok, acaba? Genel kafa yapısını merak ediyorum bu arada. Mesela 24 saat falan geçirsem şeydi kamera önünde falan değil hakikaten. Oturup kalktığını, kimle nasıl konuştuğunu falan yakından görsem daha bir kişi olarak kafamda oturtabileceğim. Çünkü bir noktada siyasetin hepsi bir rol oynuyor ya, bu da bir ürün ya sonuçta. Evet. Kitlelerin oy vermesi, kınalması. Görmek isterdim. O yüzden sana tam kestiremiyorum yani özelinde nasıl bir tepki vereceğini. Ben de. Ben de hakikaten böyle merak ediyorum. Acaba nasıl bir tepki? Ne söylüyor? Yüzü nasıl? Bir çeşitliğe geliyor aklıma mesela. Vay be mi diyecek? Nereden nereye mi diyecek? Ne bileyim her gün yediği yemeği mi yiyor? Başka yemek mi söyledi? Başka su mu? Başka saatte mi? Kim var yanında mesela anladın mı? Fahrettin Altun falan yürütüyor orada. Yemin ediyorum yani. Kim haberi verdi mesela? Hasan Doğan gibi efendim böyle böyle olmuş. Niye çıkmıyor mesela? Canlı yayına çık bugün görelim onu. Ama abi o diskuru değişeli 2 yıl oldu o Tayyip Erdoğan diskuru değişeli. Şöyle bir söyleme geçti onlar. Ya bizim için Fethullah Gülen'in bir önemi yok. Herhalde bu şeyle de alakalı. İadesini falan sağlayamadılar ya. Onunla da alakalı biraz. Bizim için Fethullah Gülen'in bir önemi yok. O bir maşa, o bir cahil, o bir aptal. Hani hiçbir önemi yok onun zaten. Biz onu kullananlarla derdimiz. Biz kullananlar kim diye biliyorduk abi? İşte Birleşik Arap Emirlikleri, bir Arabistan, Mısır, bilmem ne falan öyle biliyorduk. Şimdi onlarla da barışıldı. Hani bilmiyorum reisin bazen söylemleriyle yaptıkları çelişiyor. O yüzden pek şey tespitte bulunamayacağım. Çünkü. Asla öyle şeyler olmaz. Reisin öyle şeyleri özel davranışlarımız falan var. Onun arkasında kadri mutlak şey vardır değil mi? Büyük bir oyun vardır. Biz henüz kavrayamamışızdır onu. Tabii. Hafta sonu Nevşehir'de. En azından Yüce Bilge Devlet Bahçeli var yanında ya. Baksana yani. Bilge Lider Türkmen Bey. Hafta sonu Nevşehir'de köylülerde diyordu ya. Ya diyordu kötü bir şey yoksa reisimiz. Ha onu söyleyeyim. Bak diyordu ya. Patlamayı söyleyeyim. Türk, Türk milletinden bahsettik ya. Kime Türk milleti diyeceğiz. Hafta sonu cuma günü müydü? Cuma günü biz Nevşehir'e gittik İsmail abiyle birlikte Mahmatlar köyüne. Biz şimdi böyle deli dumrul gibi şey yapıyoruz tamam mı abi? Nerede altın madeni bilmem ne. Haydi gidelim madeni kapattırabileceğiz mi? Milleti bir şey yapacağız mı? Örgütleyebileceğiz mi? Toplantıyı camide yaptık tamam mı? Güzel. Cami cemaatiyle birlikte. İsmail abi anlatıyor şimdi. Hani bu altın madenin vereceği zararlar bilmem neler. İşte ben çıktım vatan milletten dedeler bu topraklara kan döktü. Bugün bebeler döküyor. Geliyor ki sizin köyünüzde yabancı bir şirket altın madeni kuruyor. Buraya itiraz kendiliğinden Türk'ün namusu olarak gelişir falan. Adam dedi ki ya dedi bu madenden dedi reisin dedi haberi var yok mudur dedi tamam. Dedim vardır. Ya Cumhurbaşkanı bu dedi Recep Tayyip Erdoğan haber olup da bu köye bu millete zarar getirecek bir şey yapar mı kardeşim? Siz dedi buraya gelip dedi neye geldiniz dedi tamam mı? Tamam dedim ya mesele bu kadar. Abi somut fiili gerçek ne olursa olsun o kodlamayı yıkabilmek çok zor. Dedim ki kapına dedim düşman gelip dedim açıp dedim artık oraya geldiği zaman dedim bağırırsın da orada dedim artık biz dedim olmayız. Size dedim söyleyecek bir şey yok. Hakikaten bu kadar biraz kıramıyoruz abi. O biraz şeyle alakalı. Bak orada bir öz eleştiri yapmak gerekiyor. Cumhuriyet devrimlerine tamamen şey yapmak gerekiyor. Tamamen daha objektif şekilde yaklaşmak gerekiyor. Biz biraz romantik de bakıyoruz şey noktasına, halk devrimi noktasına. Yani o kadar evet halk desteği var tabii ki de. Yani Türk milleti kurmuştur, Türk halkı kurmuştur Cumhuriyeti. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde ama biz acaba çok mu romantik bakıyoruz destek konusuna? Acaba fazla bir seçenek kalmadığı için mi?
destek verilmek zorunda kalındı. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Yani kurumsal olarak, devleti kurumsal olarak ele almayışı bizim insanımızın, bu yeni bir şey de değil. Özal'da da böyleydi, ondan önce de böyleydi. Güce bu kadar biat etmesi bizim insanımızın, devletten çok, kurumdan çok tek adam peşinden gitmesi, kendin oradan bir imtiyaz umması mesela. Bu sosyolojik vakalar yeni şeyler değil abi. Yeni bu değil. Başka bir şeyi vurgulamak istiyorum. Mesela şimdi bu adama ben desem ki oğlu, senin oğlun karşı köyün işte bahçesine girmiş, orada kıza tecavüz etmiş desem kaçar, koşarak hemen gider, tamam mı? Olmuş olabilir diye. Ama desem ki böyle böyle Recep Tayyip Erdoğan lan küfür mü ediyorsun diyor. Bak oğlundan fazla güvendiği bir birliktelik oluşturmuş. Şimdi bu adama fiili gerçek önemli o değil. Tayyip Erdoğan kültü abi. O onun kültü. Demin bahsettiğimiz şeyle alakalı, diskurla alakalı bu. Yani Tayyip Erdoğan underdog'tur. Alttan gelir. Kasımpaşalı abidir. Ve yukarıdaki statükoyu, o Kemalist, laik, beyaz Türk, derin devleti falan yıkar geçer. Anadolu evlatlarını tekrardan zirveye taşır. Biraz da böyle işte zaman para akmasıyla hafiften bir zenginlikte gelince tamam. Biz düşmanları yendik, biz bir devrim sağladık. Artık daha da bir şekilde benimser bu devrim. Yani biz bu durumda bu terminolojiye göre, ben öyle olduğunu söylemiyorum. Bu terminolojiye göre biz karşı devrimci gibi bir şey oluyoruz onların gözünden, anladın mı? Orada bir bağ oluşturmuş. Orada bir lider kültü var. Öyle ki bak o dönemleri iyi hatırlayın. Programları iyi hatırlayın. Bak bunlar sosyolojik tespitlerdir abi. O dönemleri çok iyi hatırlayın. Programa bağlanan insanlar emniyet müdürüne, polise, savcıya, yargıya, bakanlara seslenmiyordu. Ne diyorlardı abi? İlk sözleri neydi? Buradan Sayın Başbakan'a sesleniyorum. Tabii. Yani Tayyip Erdoğan imajı bizzat gelip Süpermen gibi inecek, onu oradan kurtaracak. İşte köydeki bilmem ne amcanın derdiyle ilgilenecekmiş gibi. Böyle bir bağlam kuruldu. Bu Erol Olçok'un başarısıdır bu arada. Yani bunlar pek incelenen konular değil. Biz çünkü en son pekiştiren iş mesela Özgür Özel de onu yapmadı. 28 Şubatçıları dedi, gittim dedi reise dedi, söyledim ettim bıraktılar dedi. Türkiye'de ha, yargı, emniyet... İstemişti muhalefet. Ya. Bak biz bunu şeyle yapmıştık. Ben sen eleştiriyorsun gerçi Oğuzhan'ı da. Biz mevzuları konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu adaylı dönemdir o zamanlar. Bu mevzular konuşuyor tabii. Ben de demiştim ki ya burada Kemal Kılıçdaroğlu şunun adını koyması gerekiyor. Biz İran'daki gibi sistem için muhalefet mi yapacağız? Yani sistemi kabullenip sistemin içerisinde mi muhalif olacağız? İşte biz daha revizyonistiz, daha ilericiyiz, progresifiz. Diğer tarafta daha gelenekçi. Bu şekilde mi ilerleyecek? İran İslam devriminden sonra olduğu gibi. Yoksa sistem dışı mı muhalefet yapılacak diye. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu bunun adını koyamadı. Ne zaman adını koydu? Genel başkanlıktan olduktan sonra. Şimdi ne diyor? Kesinlikle yumuşama olmaz. Kesinlikle olmaz. Allah belanı versin. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Şimdi mi geldi bunlar senin aklına? Bak çok açık bir şekilde Oğuzhan'a söyledim. Oğuzhan gitti. Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu okudu. Sordu. Gülümsemiş suratına, evet doğru doğru demiş. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi baştan itibaren sürekli Tayyip Erdoğan'a seçim kazandırmaktı. Bunu poker suratıyla hiçbir zaman hissettirmeden çok mükemmel bir şekilde gizleyerek yaptı. Ben öyle düşünüyorum. Yani ama pek de gizlenme değil ya. Çok açık yani olmuş şey, yani. Hani şeyi de bağırdık abi o dönem, işte bağırdık bunların. Referandumda 15 milyon mühürsüz oyun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülmesinin engellenmesi de, Ekmelettin İhsanoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanması yani için son seçim sürecinde bu çok ayık açıktı da ondan önce de biraz gizli yani, örtülü yapıyordu. Evet. Kılıçdaroğlu'nun muhalefeti falan her şeyi yalan. Onun yaldızları dökülünce yeni bir şey getirdiler. Uydu genel başkan getirdiler, Özgür Özel. O da ondan beter çıktı. Çünkü o kadar usta değil, poker suratlı değil. Her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Peki son soru şeyi sorayım Erlik. O konuda merak ediyorum düşünceni. Devlet Bahçeli'ye bu Kürt açılımını yaptıran irade kim? Hakikaten Recep Tayyip'in gücü yetti mi? Ya da teslimiyet ne? Ya da sen bir ay öncesinde düşünebilir miydin Devlet Bahçeli'nin bu operasyona girebileceğini? Devlet Bahçeli'nin nasıl Milliyetçi Hareket Partisi'nin başına geldiğini, Milliyetçi Hareket Partisi'nin fonksiyon olarak Soğuk Savaş döneminden sonra nasıl yeniden yapılandırıldığını, ülke ocakları nasıl yeniden yapılandırıldığını, özellikle çözüm sürecinde mesela hatırlayın, biz ülke ocaklarının sayısını azaltıyoruz, sokaklarda şiddet olsun istemiyoruz gibi tavırlarını Devlet Bahçeli'nin eline aldığı zaman, Bahçeli'nin amacı iktidar olmak değil, belli bir kilit oy elde ederek pazarlık masasına oturup isteklerini geçirtmektir. Bahçeli bu şekilde hareket ediyor. Bu noktada mesela Doğu Perinçek'ten pek bir fark yok pragmatizm konusunda. Doğu Bey'le de hatırlıyorsun, bizim Space yayını vardı, Erdem abi dinlemiştir, meşhur bir Space yayını vardı bizim. Mehmet Ağar'ın ne kadar çok iyi bir insan olduğunu anlatıyordu Doğu Bey bana. Ben kendi kaynaklarından ki çok okudum zamanında. Çok okudum zamanında. Cehennem Zebanisi dediği programlardan biriydi. Evet, evet. Ver yansın mı? Ver yapsın mı? Ne? Daha ver yapsın daha yapıcı olur falan gibi. Ver yaksın. Kim diyor onu? Yok ver yaksın. Ver yansın çok negatif bir isim. Ver yapsın falan olması lazım. Hani daha yapıcı olsun gibisin. Adında hayır yok diyor. Evet, hayır sizin yok. Kanalınızda yapılmıştı program biliyor musunuz demiştim. Ona, olabilir falan demiştim. Neyse ara sıra soruyor beni bu arada.
Nasıl oldu? Yaşlı kurt. biraz onun pragmatizmine benzetiyorum Devlet Bahçeli'nin o noktada. Özgür Özel de gidiyor ya, biz bunu siyaseten söylüyoruz. Aman kırılma bundan. Burada bunu yani tabana nasıl yediriyor peki? Tabana ne diyorsun yani? MHP'nin ülke ocaklarına falan baktığın zaman. Hani bu işi mesela Meral Akşener gidip mecliste Demirel'le el sıksaydı ve deseydi ki Abdullah Öcalan'a sesleniyorum buradan. Örgütü tasfiye et, silah bırak diye bir açıklama yapsaydı Meral Akşener. Bu ülke ocaklarının delikanlıları, bu MHP'nin büyük kabadayları, bu Alaaddin MHP olduğu sürece olmaz o. Yani orada çelişiyorsun kendine. MHP olduğu sürece olmaz o. MHP kendini o noktaya koyduğu için yapabiliyor bunu. Yani düne kadar kapatılsın. Kesinlikle terörizmin, PKK terör örgütünün meclisteki temsilcisidir dediği bir yapıya bugün çıkıp da biz onları PKK'dan kurtarmaya çalışıyoruz. Bu uzatılan el, Türkiye birliğinin kardeşliğinin elidir falan diye girdiği zaman oraya bakıyorsun yorumlara, bakıyorsun ülke ocaklarından gelen tepkilere. Evet evet, reisin yine çok büyük bir planı var. Pardon, reis demiyor artık, o yasak. Bilge liderin çok büyük bir planı var. Bilge liderin çok büyük bir planı var. İşte İsrail geliyor arkadan. Bak bunlar böyle haybeden yapılmış içi boş söylemler değil. Bahçeli, bir senedir İsrail bize saldıracak diskurunun, söyleminin ana mimarlarından biri Türkiye'de. BK meselesi. Ülke tehdit altında, bu söylemlerin başında o geliyor. Çünkü kitlesini adam buna bir yıldır hazırlıyor, anladın mı? İsrail geldi gelecek, saldıracak. Kitlesi hatta, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söylemiyordur ona, şunu diyordur. Ya sen ne dirayetin, ne büyük bir adamsın ya. Ülkenin menfaatleri için, bak İsrail bize saldıracak, savaş çıktı çıkacak. Ülkenin menfaatleri için adam gidip Dem'i bile kurtarıyor ya. Yani ülkeyi kurtardı yetmedi, gidiyor Dem'i şimdi PKK'dan kurtarıyor. Bahçeli'nin diskuru budur abi. Dem'i, HDP'yi PKK'dan kurtarmaktır. Açık açık bunları söylüyor. Kitlesi bunu alkışlıyor. Size el uzatıyoruz, sizi adam edeceğiz. Yani affedersin, bu örnek yanlış anlaşılmasın. Tayyip Erdoğan meşhur şey anısı var ya. Vallahi işte benim babam 60 yıllık ülke, daha Devlet Bahçeli belki yoktu. Onun Türkeş'e aşık olduğu zamanları bilirim, bilmem neyi. Ta bebeliğimden beri, doğduğumdan belli öyle bir ailede doğmuştum ettim. Abilerim, sülalem. Bu soysuzluk nedir diyen bir yere geldi. Bu soysuzluk burada dedi, Türk kanı yok. Abi dedim kilit, ki baba böyle kemik bile dedim. Adam dedim PKK'yla dedim. Bak dedim gitti mecliste şunu yaptı bilmem ne. Abdullah Öcalan'a çağrıda bulunuyor. Bu dedim Devlet Bahçeli. Bu soysuzluk burada, Türk kanı yoktur diyor. 88 yaşında babam. Şimdi durup dururken adama şey hakaret cezası aldırttılar. Açsın bir. Alan bak şu Serkan abi. Bakalım. Yani bu faktörler üzerinden ilerlemiyor. Şey yani, MHP'nin eski kitlesine baktığın zaman işte İYİ Parti'li bir şeyler denendi. Zafer'e gidenler oldu. MHP'de kendi içinde bölünmeler yaşandı. Bir noktayı Meral Akşener'in beceriksizlikleri yüzünden artık CHP kendini entegre etmeye başardı. Çok ironiktir yani. CHP çekmeye başardı milliyetçi oyları. CHP de burada bir dönüştürme projesi gibi çalışıyor. Hani her zaman partilerde bir şey var. Kitleleri yönlendirme var. Demin senin Bahçeli konusunda sorduğun sorunun cevabı o. Bakıyorsun post 15 Temmuz sürecinden sonra 2016'dan beri 8 yıl geçmiş. 8 yıl. 8 yılda bir nesil yetişir. Yeni bir nesil, yeni bir seçmen grubu yetişir. 8 yıl boyunca adam devlet ortak olarak kendi diskurunu yaymış, yedirmiş, oturtmuş, kitlesini dönüştürmüş. Sen hala diyorsun ki benim babam şey Türkeş dönemlerinden tanırdı ederdi sevmiyor. Abi önemi kalmadı ki artık. Benim de çok tanıdığım var. Çok ben tanıdığımız var ya, ülkücülerden işte dayak yiyenler bilmem neler işte. Ya, en meşru görüyorlar mı diyorsun? Senin çevrendekilerden meşru görüyorlar mı diyorsun abi, yani bunu? Tabii ki yani ideoloji üzerinden, ideal üzerinden, politika üzerinden değil ki, kişi üzerinden ilerliyor. Tayyip Erdoğan oturttuğu gibi. Demin senin şikayetçi olduğun şey işte, aynısına şikayetçi oldun ya. Köye gittik böyle böyle. Tayyip Erdoğan yapıyorsa doğrudur. Kendin dedin ya. Kendin demedin mi bunu demin? Tamam. Bunun ama aynısını Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli bilge lider olarak abi şeyin durumda kökeninde vardır. Siyasal İslam'ın kökeninde takiye vardır. Orada derler ki biz başarı abi, için AKP'nin, her türlü AKP'nin bütün MHP, seçmenleri MHP, bak AKP'nin abi, bütün seçmenleri siyasal İslamcı mı abi? Varlığını bak, orada PKK karşıtı üzerine kurmuş bir parti ya. Varlığını ülke ocaklarında yetiştirilme bilmem ne. Kapıdan daha selamün aleyküm denilip girildiğinde PKK'nın nasıl karşısında Erkan duran abi, da bu söyleminde üretilir. De, bak söyleminde de PKK karşıtı yapıyor. Bahçeli PKK'ya uzatıyorum demiyor ki, bak dinlemiyorsun. Biz diyor Dem'i, HDP'yi PKK'nın elinden kurtaracağız diyor. Bak bu çok önemli. Demin abi düne bakıyorsun kadar Anayasa Mahkemesi'ne küfür etmiyor muydu bu bölücü partiyi kapatın diye? Nereden nereye şimdi? Bu daha bilgi iki ay önceki mevzu. Bilgi liderin bir bildiği var. O kısmını düşünemiyor ki normal seçmen. Senin gibi oturuyor burada yayın yapıyor, okuyor, ediyor, araştırıyor, konuşuyor. Çıkıyor mu sanıyorsun sen? Adam bir şekilde işten geliyor. Anayasa Mahkemesi üyelerini adam neredeyse dövdürttürecekti. Bunun şeyine bakıp ya Allah aşkına bunu sor bakayım o normal bir seçmene. Abi bak burada bir mantık hatası yürütüyorsun sen. Kendinden yola çıkarak
genel toplumun, geniş tabakaların farkından bir yol. Anayasa Mahkemesi'nin ne olduğunu bilmiyor adam ya. AYM, AYM deniyor, PDY, FETÖ gibi bir şey sanıyordur büyük ihtimalle. Bilmiyor ki adam onun ne olduğunu. Bak demin o yüzden ben sana dedim ya, toplumsal tespit yapmamız gerekiyor, sosyolojik tespit yapmamız gerekiyor. Cumhuriyet devrimleri konusunda da romantik olmamamız gerekiyor. Hani kastettiğim mesajı alan aldı bence bunu, benim burada ne demek istediğimi. Vay, milli demokratik devrim. Yok şaka. Espridir Sayın Savcı. Şaka. Ben oyundan düşmüştür diyorum yani. Devlet Bahçeli bundan sonraki süreçte dibini bulmuştur diyorum. Yani ben hiçbir endüstriyel siyasetçinin rezil olabileceğine inanmıyorum. Buna Kemal Kılıçdaroğlu da dahil. Yani bu postmodern çağda Türk siyasetinde artık idealler üzerinden, işte çelişme üzerinden, işte o dönem böyle demiş, bu dönem böyle demiş, artık bunların bir önemi yok. Dediğin anda gerçekleşmiş oluyor artık, anladın mı? O sözü söylediğin anda, konuşmasını yaptığı anda gerçekleşmiş oluyor. Bahçeli çıkıp bugün ben Demir'i PKK'nın elinden kurtaracağım dediği zaman o artık yeni gerçeklik oluyor. Bak sen burada bir düşünme hatan var bu noktada. Söylemi gerçekleşmiş oluyor. Bunu kim yedi diyormuş işte. Bunun arkasında durabilecek, edebilecek bir ben mahalle abi, görmedim, toplum, bir köy görmedim abi. Toplum dinamikleniyor dedik ya, hani toplum yapısı çöktü dedik ya, sosyolojik olarak çöktü dedik ya. Kurumsal olarak devlete bir inanç yok, herkes bireyselliğinde dedik ya. Bu işte insanların seçmene de yansıyor. Bireysel olarak kişi görmek istiyor, surat görmek istiyor, lider görmek istiyor ve onun peşinden gitmek istiyor. Tek adamcı insanlar, devletçi değil. Devletçilik negatif olarak algılanır bizde ama hani günün sonunda devlet nedir? Adalettir. Yani bireyin yapamayacağı kutsallıkta bir adalet sağlar. Bireyin hata yapar ama devlet kurumlar yapmamalıdır. Yani o sebeple bir kutsallık yüklenir ona, devletçiliğe. Devletçilik anlayışı budur. Yoksa şey değildir. Ya polisimiz gelsin bize iki tane jop atsın. Aman devletim yanına, böyle bir şey değil yani aslında. Devletçilik dediğim budur. Türk halkı devletçi değil o noktada. Her zaman hatta bir alınması gereken bir intikam da görür. Ama yanlış kişilerden, sermayeden falan değil yani. Mesela o kadar FETÖ karşıdır bizim toplumumuz. Herkes ana avrat söverler. Bugün Murat Ülker'i kaç kişi eleştirebiliyor? Ülker grubunu kaç kişi eleştirebiliyor? Sabri Ülker'den kaç kişi bahsedebiliyor? Ben iki tane tweet attım, bir belgesel yaptım anasını satayım. Mahkeme kararı çıkmış İstanbul'dan. Kaldırıldı, yasaklandı. Ya, Ülker herkesi beslediği için yani. Zafer Partisi'nden abi, ben kadar yani. Partilerden bahsediyorum. Yani. Benim eleştirim şu noktada. Onlarla mücadele ederiz. Onlarla bak Serkan abi. Onlarla, o da enteresan yani. Hem abi onlarla şey, mücadele ederiz. Partilerle, siyasilerle hepsinde mücadele ederiz. Benim kastettiğim eleştiri noktası zaten. Toplumda karşılık bulamıyoruz. Bize bir çobanat bile vermedi oğlum. Nasıl bir şey firmaymış. Toplumda karşılık bulamıyoruz. Bizim asıl sorunumuz bu noktada bu. Biz topluma bunu anlatamıyoruz. Biz tepki veriyoruz. Toplum bunu kabulleniyor, normal karşılıyor. Evet, 52. Uzun zamandır program yapmıyorduk. Çok özlemişiz seni. Akıcı ve abi. Açık. Yazdığın olmadığı için. Yaptığın her işe güce tamamen böyle gönülden yani seni seviyorum, ediyorum. Var ol, sağ ol. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Ya da sorusu belki olanlar var mı? Erli'ye soru sormak istedim. Abi canını sağlığı, ben konuştum, genç, uzattım. Gençliğe ben tekrar şu soruyu sorayım. Bu gençliğe, yeni jenerasyonu anlatmak için görsel, medya bilmem ne bir şey yapılacak mı abi? Ya bir şeyler yapılması lazım mı? Bilmeyen, unutan, giden, bugün mağdurlaşmış, bugün mahzunlaşmış, hakkı hukuku yenilmiş diye baktıkları FETÖ'cü kadroyu ne yapıldı, ne edildiğini gösterecek, edecek bir hikaye abi koymak. Mutlak. Var bir plan, bir şey duyurmayayım, bir şey söylemeyeyim. Var birkaç plan. Bir tane tek kişiyiz yani, yetişme kısmı da sıkıntılı. Evet. Hani tek başımıza yapıyoruz, tek başımıza yazıyoruz, tek başımıza araştırıyoruz. Biz de bir bünyeyiz, biz de bedeniz sonuçta. Faniyiz yani, insanız günün sonunda. Yetişebildiğimiz kadar ama ben asıl hedef kitle, asıl sıkıntılı kitleyi gençlikte görmüyorum. Ben gençlikten bu konuda gayet memnunum. Yani toplumsal reflekslere falan baktığın zaman, işte bu verilen tepkilere falan baktığın zaman, Anayasa Mahkemesi'ne falan, pardon Anayasa Mahkemesi değil de, anayasa tartışmalarına verilen tepkilere baktığın zaman gençliği her zaman en ön safta görüyorsun. Yani o grup olarak, yaş grubu olarak gençlik her zaman en ön planda. Daha değil. Vallahi benim derdim, ben şu Ukti'ye, Hacettepe, Ankara'daki üniversitelere ve bilmem çok yakın üniversitelere bakıyorum. Ben hiç apolitikleşmiş bir... ODTÜ'de 30 liraya şimdi yemek yiyor öğrenci. Çıt yok. ODTÜ düşmüşse diyorum, Ankara SBF düşmüşse, Ankara Hukuk düşmüşse, ben üniversiteli gençlik üzerinden söylüyorum. Çok büyük kaygılarım var. Abi bu sen direkt şeyi bekliyorsun. Direkt reaksiyonlara bir tepki bekliyorsun. Benim bahsettiğim süreç son 4-5 senedir. Haberi yok. Bırak reaksiyonu bilmem neyi. Bak, 4-5 senedir yok abi, gayet var. 4-5 senedir yeni yeni oluşan, örgütlenen, özgüvene de daha yeni yeni yerine gelen bir nüfustan bahsediyoruz. Şimdi bunların örgütlenmesi İnşallah gerekiyor. Bunlara birilerinin liderlik yapması gerekiyor. Aydınların olması gerekiyor. Yol gösterenlerin olması gerekiyor. Yani her zaman da kitleleri suç atıp aman gençlik yetişsin, aman gençlik yapsın diye hani
üzerimizden sorumluluğu bunlara atmıyor. Bana şey gelmiyor. Ben faturayı aydınlara ve siyasi partilere, demokratik kitle örgütlerine, barolara, bunlara kesiyorum. Genç değil ama fiziksel olarak o akan kanında bir itiraz kültürünün, bak neyi verdim örnek, ben demedim ki ODTÜ'de anayasa tartışmalar yapmıyorlar demedim. ODTÜ'de diyorum 30 liralık öğrenci yemek ücreti benim kafamı bulandırıyor. Diyorum ki ODTÜ'de olmaz diyorum bu hikaye. ODTÜ'de 10 lirayı bulduğu zaman yemek ücreti ODTÜ ayağa kalkardı. Başka bir şey olmuş. Bak. Abi yani sırf ODTÜ'de öyle olsaydı kabul edeceğim de yani ekonomik krizin artık ulaştığı buhran ulaştığı seviye. İşte yani öğrenci ODTÜ'de, öyle ODTÜ'de değildi. Öğrenci ne diyordu biliyor musun? Benim hakkım diyordu kardeşim, devlet ödemesi abi, o öğrenciydi. O öğrenciydi, bak orada yine sosyolojik olarak o zamanlar öğrenciydi. Şimdi öğrenci sadece öğrenci değil. Aile geçindirmek zorunda çoğu. Bir yandan çalışmak zorunda. Bir yandan sorumlulukları var. Geleceği zaten yok. Çoğu yurt dışına kaçmayı düşünüyor. Bu da gerçek. Yurt dışında bir iş falan düşünüyor. Artık öğrenci eşittir öğrenci diye bir şey yok. Hayat yükünü çok çok erken yaşlarda almaya başlayan bir nüfus var. Ve geleceğe yönelik hiçbir şeyleri yok. Hiçbir umutları yok. Önce bunu sağlamak gerekiyor. Yani bu insanlar da olabilir. Yurt dışına kaçmayı düşünmeleri ve bu topluma bir aidiyet hissetmemeleri. Bu toprağa bak, baştaki bir aidiyet geldik, İsmail. Baştaki tartışmaya geldik. Aidiyet duygusuna geldik. Topluma geldik. Millete geldik. Ulusa geldik. Yani. Hepsi birbirine bağlı, anlıyor musun? Hepsi birbirleriyle bağlı. Birbirini tetikliyor, diğerini sebep oluyor, diğerinin dinamiği. Hepsi birbirleriyle bağlantılı.